Karlı ve soğuk bir Mart gününden herkese merhabalar. Ben uzun zamandır İstanbul'dayım ve bu kadar çok kar yağdığını hatırlamıyordum. Bu kadar çok kar en son bizim köyde yağıyordu. Yani benim çocukluğumdan hatırladığım bir kar vardı. En son onu hatırlıyorum. Ve çocukluk deyince insan böyle her zaman içinde bir heyecan duyuyor. Ve çoğu zaman geçmişe bir özlem duyarız. Herkes de böyle olur. Çoğu insan nerede o eski günler diyerek geçmişi yad eder. Ve bazı insanlar da geçmişi yeniden yaşamaya çalışır. Bunlardan birisi de emülasyon yoluyla oluyor. Malumunuz 2000'li yıllar oyun sektörünün altın çağlarıydı bence. O zaman PlayStation 1, PlayStation 2 ve PlayStation 3, sonra Nintendo, GameCube, Dreamcast bir sürü yeni konsol çıkmıştı ve bunlarda gerçekten çok güzel oyunlar çıkıyordu. Sonra yavaş yavaş işte bu güzel oyunlar ölüp yerini böyle para makinesine döndürmeye başladılar. Bazı insanlar da bu yeni oyunlardan bıkıyor ve emülasyona yöneliyor. Bunlardan bir yolu da Android'deki olay ve ben size bunu bugün göstereceğim. Android'de emülasyon yapabilmemiz için tabii ki güncel bir telefona ihtiyacımız var. Ben de Galaxy S20 Fan Edition var. Hani çok güncel değil ama yine de idare ediyor. Snapdragon 865 ya da Exynos 990 işlemcisiyle geliyor. Bendeki Exynos 990 işlemcisi var. Ve Snapdragon 865'e göre biraz daha yavaş. %10 falan yani bu internet testlerine baktım. %10 bir yavaşlık var. 6 GB'lık bir RAM'i var. Mali G77 ekran kartı ve 128 GB'lık da kendi hafızası var ve micro SD hafıza kartını da destekliyor. Android'de sadece telefonla emülasyon yapılabiliyor. Ancak kullanım kolaylığı açısından ben USB Type-C ile bir ekrana bağlayacağım ve Samsung DeX üzerinden kullanacağım. Yani bir masaüstü ortam üzerinden. Hem de böylece oyun koluyla oynamış olacağım. Ben Samsung DeX'in nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığı ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. İlk durağımız PlayStation 1 ePSXe emülasyonu yardımıyla bu oyunları çalıştırıyor. Burada gördüğünüz Gran Turismo 2. Gran Turismo 2 oyunu gayet güzel bir şekilde çalışıyor. OpenGL maalesef bu ekran kartında yani Mali G77'de sanırım desteklemiyor ya da benim telefonda bir sıkıntı var. Vulkan desteğiyle çalışıyor. Bütün emülasyonlar Vulkan desteğiyle çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan 1x'de, 3x'de değil maalesef 1x'de güzel bir şekilde bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sıradaki oyunumuz önceki videoda da gösterdiğim Tekken 3. Bu oyunda da bir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Ama bazen takılmalar olduğunu gördüm. Sebebini bilmiyorum ama yeniden başlatınca o takılmalar da düzeliyor. O yüzden ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. PS1'deki son oyunumuz Need for Speed High Stakes. Bu oyunda gerçekten hiçbir sıkıntı olmadan 1x Vulkan desteğiyle oynatıyor. Gördüğünüz gibi yağ gibi akıyor oyun. Sırada emülasyonu daha iyi yaptığını düşündüğüm PPSSPP emülatörüne geçeceğiz. Bu emülatör PSP oyunlarını çalıştırıyor. İlk oyunumuz Tekken 6. Bu oyun Tekken 3'ten çok daha iyi çalışıyor arkadaşlar ve çok daha akıcı. Bence PPSSPP gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış ve çok akıcı 60 FPS'de hiçbir sıkıntı olmadan 3x'de oynatıyordu yani 1080p'de. Bu oyun gerçekten yani şu anki oyunlardan daha akıcı görünüyor yani. Gerçekten benim hoşuma gitti ve oyun da çok güzel bu arada. Sıradaki PSP oyunumuz Monster Hunter Freedom United. Bu oyun da gerçekten hiçbir sıkıntı olmadan 30 FPS'de oynatıyor. 60 FPS'yi aşmıyor. Sanırım oyun desteklemiyor ama 30 FPS'de de hiçbir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. God of War Ghost of Sparta'yı daha önceki videomda da göstermiştim. Burada da aynı şekilde 60 FPS'de neredeyse her zaman 60 FPS'yi bulmuyor ama 55-60 FPS arasında hiçbir sıkıntı olmadan çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bence bu oyun çok güzel. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar bunu emülasyonla oynamayı. Ben çok beğendim. Sırada Nintendo GameCube emülasyonu var. Bu emülasyonu Dolphin Emulator ile yapıyoruz. Ancak ben bu telefonda Dolphin Emulator'ın performansını çok beğenmedim. Çünkü çok takılmalar yapıyordu. Hem bu oyunda yani Metroid Prime'da hem de diğer oyunlarda takılmalar yapıyordu. Çok oynanabilir durumda değil. Yani 45-50 FPS'de oluyor. Ama böyle biraz hafif bir aksiyon olsun hemen 20-30 FPS'ye düşüyor. Bu da oyunun akıcılığını bayağı bozuyor. Zaten şimdi görürsünüz. Legend of Zelda Wind Waker diğer oyunlara nazaran biraz daha iyi çalışıyor.
Ama aksiyon sırasında yine 20 FPS'nin altına düştüğünü bazen görüyorum. O yüzden bu akıcılık bozulunca biraz oyunda sıkıntı oluyor. Ama dediğim gibi diğer oyunlara nazaran biraz daha göreceli olarak daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ama bir PSP emülatörü performansında değil maalesef. Super Mario Sunshine gerçekten çalıştırması zor bir oyun. Zaten performansın düşüklüğünden de bunu anlayabiliyoruz. Ama oyun gerçekten güzel. Ben bunu bilgisayarda oynamıştım emülasyonla. Gerçekten güzeldi ama bu telefonda maalesef oynamak için uygun değil performansı. Çok fazla takılmalar oluyor. Zıpladığımızda falan hemen böyle 10 FPS'nin altına düştüğünü de görüyorum. Ve haritayı açtığımda da 10 FPS'nin altına düşüyordu. O yüzden bayağı oynaması kötü. Sırada RetroArch yardımıyla oynayacağımız Sega Dreamcast oyunları var. Bunlardan ilki Marvel vs. Capcom 2. Gerçekten benim çok sevdiğim bir oyun. Çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama RetroArch'ın kendisinde emülasyonda sıkıntı olduğu için Samsung DeX'te değil, direkt yansıtma olarak kullanınca daha mantıklı oluyor. Ama oyun kolunu direkt tanıdığı için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Taxi Driver oyununu ben Nokia telefonlarda oynadığımı hatırlıyorum. Ve hatırladığım kadar da gerçekten eğlenceliymiş. Sega Dreamcast'te de hiçbir sıkıntı olmadan çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ayarları falan yükseltebilirsiniz ama ben hiç uğraşmak istemedim. Gerçekten böyle de bence güzel görünüyor. Bir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi güzelce oynayabilirsiniz. Son olarak PlayStation 2 emülasyonundayız. Ratchet & Clank ile başlıyoruz. Bence Nintendo GameCube emülasyonundan daha iyi çalışıyor ama 60 FPS'de değil. Bazen yavaşlamalar olabiliyor emülasyonda. Ama oynanabilir mi? Evet oynanabilir ama daha geliştirilmesi lazım. Bu Ether SX2 emülatörü daha erken erişimde. Muhtemelen çok iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum. Çünkü bu haline bile böyleyse yani PlayStation 2 bayağı zor çünkü çalıştırması. Bayağı umut vaat ediyor bence. En güzel oyunu en sona koydum. PlayStation 2'nin en güzel oyunlarından birisi Gran Turismo 4. Bu emülasyonda da çok güzel çalışıyor. Akıcı bir şekilde 60 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Ve gerçekten bilmiyorum yani PlayStation 2'ye bu oyunu nasıl yapmışlar. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Eğer oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Bence en güzel oyunlarından birisi yani PlayStation 2'nin. Genel olarak Android'de emülasyonla alakalı göstereceklerim böyle. Eğer elinizde Snapdragon 865'li bir çipiniz varsa daha iyi bir performans alabilirsiniz ama bu da yeterli yani. Sadece Nintendo'nun bazı oyunlarında sıkıntı oluyor. Diğer oyunlarda gördüğünüz gibi Gran Turismo 4'te işte PlayStation 1'de falan herhangi bir sıkıntı yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Zaten Sega Dreamcast'te falan hiçbir sıkıntı yaşamanız da mümkün değil. Öyle. Genel olarak diyeceklerim böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.